Evlenecek erkeği anlamanın yolları neler? Evet, bravo. Bak, Wow. benim var ya, benim Wow. editörüm sevgili Ayda ile Fatih Muhteşemler. Hakikaten öyle. Evlenecek erkeği anlamanın yolu. Ben bu erkekle boş boşuna vakit geçirmeyeyim. Bunu nasıl nikah masasına oturttururum? Beni oyalıyor mu? Nasıl Aynen, anlarım? aynen. Şimdi ilişkide özellikle ilk 6 ay içerisinde adamın davranışlarına çok dikkatli bir şekilde bakmanız gerekiyor. Ben ilk tanışmada hemen evlilik konusunun açılmasını çok sağlıklı bulmuyorum. Çünkü bazı erkekler daha birbirimizi tanımıyoruz ki niye hemen evliliği konuşuyoruz diyebilirler. Ama ileriki aşamada 3-4 ay geçtikten sonra yavaş yavaş erkeğe işte çocuk muhabbeti yapabilirsiniz. Evlilik düşündüğünüzü, bu ilişkinin sizin beklentinizin ilişkiden evlilik olduğunu ima edebilirsiniz. Ailesiyle eğer tanıştırmıyorsa, arkadaşlarıyla tanıştırmıyorsa zaten adamın hiçbir şekilde evlilik düşüncesi olmayabilir. Özellikle mesela bazı ilişkilerde kadın hızlı bir şekilde evlilik konusunu açmak istiyor. Hemen ilk 2 hafta içerisinde ne zaman evleneceğiz, ne zaman halay olacak, ne Evet, zaman beni düğün. oyalamasın. Ama bu çok hızlı bir süreç. Yani erkek hemen 2 ay içerisinde bunu düşünmeyebilir. Şimdi burada sabır çok önemli. Hızlı bir sonuç almak yerine erkeği iyi analiz etmek gerekiyor. Ailesiyle tanıştığınızda kendinizi sevdirmeye çalışın. Annesi çok kilit bir insan. Erkeğin annesi. Özellikle onunla iyi bir ilişki geliştirirseniz erkeğe zaten annesi sizden daha çok baskı yapar. İşte oğlum bak bu kız çok düzgün bir kız. Seninle uyumu iyi. Bak işte ev kızı olabilir, düzgün bir eş olabilir diyebilir. Annesinin Türkiye'de özellikle etkisi başka ülkelere göre 1000 kat daha fazla. Davranışlarında çocuk muhabbeti yapıyorsa, size özellikle çocukla ilgili hani çocuk eğitimiyle ilgili soruları açıyorsa, sizin ailenizi anlamak için sorular soruyorsa, akrabalarınızla yakınlaşmaya çalışıyorsa zaten bu adam evliliği düşünüyor Adam demektir. tava geldi Çünkü bak diyorsun. akrabaları merak eder ve sorular sorar. Aile yapısıyla ilgili işte teyzenlerle aran nasıl, kardeşlerinle nasıl, Kaç kardeşsiniz? akrabalar arasında tartışmalar var mı? Hani arazi kavgaları var mı? İşte mal mülk konuları nasıl? Çünkü hiçbir erkek curcuna içerisinde, türbülans içerisine girmek istemez. Bunları anladığından bu adam tava geliyor, evlenecek. Evlenmeyi Beni düşünüyor. oyaladığını nasıl anlarım peki? Hiçbir şekilde bir akrabasıyla veya arkadaşıyla tanıştırmaz. Ve sürekli olarak ya şunu söyler bak erkeklerden duyduğunuzda kaçmanız gereken bir şey var bakarız. Ha bak. Bakarız. Nereye bakıyorsun? Bakarız. Ya işte şimdi bak yemek yiyoruz keyfimi kaçırma. Ya şimdi bu konularla gelme bana ne olur falan mesela. Peki alalım ilk telefonumuzu. Evet. Türkiye, dertlerinizi dinliyoruz. Derdiniz derdimizdir diyerek bu yola çıktık. Bakalım bizi arayan seyircimiz neler söyleyecek? Kulağımız sizde. Alo, hoş geldiniz. Alo, iyi yayınlar Nurhan. Çok teşekkür İyi ediyorum. Hoş geldiniz. Emine, biraz stüdyonun sesini yükseltelim. Az duyuyoruz seyircimizi. Dinliyoruz sizi. Buyurun, hoş geldiniz. İlk önce çok heyecanlıyım, kusura bakmayın. Hayırlı günler diliyorum Çok tekrardan. Merhaba. Teşekkürler. Çok sağ ol. Hemen Hocama bir dinleyelim. sorum. Buyurun. Hocama bir sorum olacak size. Hocam merhaba. Merhaba. Hocam ben 5 yıllık evliyim şimdi. 3 aylık Evet. bir kızım var. Allah bağışlasın. 3 ay önce eşimin beni eski sevgilisiyle aldattığını öğrendim. Şöyle söyleyeyim, hani 5 yıllık evliliğimizin 2 yılı çok tartışmayla geçti bizim evliliğimiz. Biz aile kararıyla bir aile terapisine gitmeye karar verdik. Güzel, bravo, güzel, güzel. Çocuk yapmayı bu dönemde düşünmedik. Hani mutlu bir evliliğimizin olmadığı için. Doğrudur. Daha sonra 2 yıl önce hani evliliğimizin düzeldiğini düşününce çocuk yapmaya artık karar verdik. Evliliğimizin kötü olduğu bu dönemde eşim eski sevgilisiyle konuştuğunu öğrendim ve ben bu durumu 3 ay önce kızıma, yani doğum yaptığım sırada öğrendim. Nasıl öğrendin peki? Şöyle söyleyeyim, ben eve geldiğimde eşim telefonunu benden gizlemeye başlamıştı. Telefon dedi. Hani veriyordu, şifresi falan yoktu eşimin telefonunda ama beni konuşturmaya çalışıyordu telefonunu almayayım diye. Sesiniz gelmiyor Nur Hanım. Geliyor geliyor. Can kulağıyla seni Biz sizi dinliyoruz. duyuyoruz. Kocamın telefonda şifresi yoktu ama Yani beni kırmadı ve fındıkta kırmaya kalmamış diyorsun. çalışıyordu telefonuyla uğraşırken. Tamam, Sürekli nasıl telefon. yakaladın peki? Ben 2 hafta hastanede yattım erken doğum için. Tamam. Erken hastanede yattığım dönemde bu kadın eşimi arayıp hani eşimden zor durumda olduğu için maddi para istemiş, maddi destek istemiş eşimden. Şantaj da başlamış orada tabii. Eşim de sadece ben hesaplarını biliyordum eşimin, hesabına girdim. Hani gördüm bu numara kim diye, hani öylesine konuştum. Affedersiniz, 9 aylık bir dönemde gebeliğim riskli olduğu için cinsel birlikteliğimiz olmamıştı. Kötüdür yani bu sebepten dolayı. Hani böyle konuşmalar geçti. Hani düşünmüyordum ben de işime açıkçası. Çünkü 2 yıl boyunca evliliğimiz gerçekten güzelden güzeldiğini düşünmüştüm.
Peki bunu eşine itiraf ettin. Dedin ki, daha doğrusu itiraf ettin değil, bunu eşine anlattın. Eşin itiraf etti mi sana? Evet, benim böyle bir birlikteliğim oldu. Senin hamileliğin süresince hayatımızda bir başka kadın vardı dedi mi? Şöyle söyleyeyim Nur Hanım, 2 yıl boyunca hiç, yani ben telefonun geçmişlerine de bakıyordum. Ben hiçbir şekilde hani eşimden, yani eşim ben hastanedeyken sadece 2 haftalık dönemde konuşmuş. Tamam. Peki sormak yani, istediğin soru ne uzmanımıza? Şöyle söyleyeyim, kadın beni aradı. Senin beni öğrenmen için elimden geleni yaptığımı söyledi. Hani hesaplarımdan bana mesaj atmak istediğini, 2 yıl önce konuştukları mesajları işte bana söyledi. Eşim o 2 yıl önce heyecandan anlatamıyorum, kusura bakmayın. Durmadan rahat ol, bir para aktarımı yapmış. Tamam. Durmadan bir para aktarımı yapmış. Ben bunları görünce hani artık unutamıyorum. Ortalık döneminde çok kötü günler geçirdim. Herkes öğrendi. Saklamaya çalıştım ama ister istemez herkes öğrendi. Boşanmaya kalktım. Evet. Eşim yalvardı, yakardı işte. Ailemin evine geldim. 2-3 hafta ailemin evinde kaldım. Eşim dönmem için eve elinden geleni yaptı. Evet. Ya biz şu anda iyiyiz. Şükür. Hani 2 yıl boyunca da iyiyiz. Ben sadece hastanede döneminde yattığım zaman o süre zarfında konuşmuş. Tamam. Sen tamam. Şunu mu soruyorsun bize? Dur hızlandırayım konuyu. Diyorsun ki yani ben bu olayı nasıl unuturum? Evet, şu anda da aile terapisine gidiyoruz. En bildiğim için hani bütün anda olsa ilaç kullanmamayı tercih ettim. Peki. Evet, ama aklımdan atamıyorum. Çok teşekkür ederiz bizi aradığın için. Şimdi bu olayda ne var biliyor musun Nur? Bu olayda şantaj var, suç var ve de kadınların çok fazla bana sordukları bir olay var. Adil Bey, erkeklerin sırtlarına değiniyorsun. Kadınların sırtlarına niye değinmiyorsun? Bak, orada şantaj yapan bir kadın var. Eğer seni arayıp bir kadın hastanede ben zaten senin öğrenmen için her şeyi yapıyorum diyorsa bir kere orada eşinin yanında yer alacaksın. Çok net söyleyeyim. Çünkü bu kadın her türlü suça meyilli bir kadın. Ve bu şekilde bozulan çok fazla evlilik var. Adamın suçu yok mu diyenler var ekranda, biliyorum. Tabii ki adamın suçu olabilir. Ama kadının, tek oradaki kadının var ya, tek bir amacı var. Ben bu adamı bu kadından ayıracağım. Ve karakterli kadınlar karşıdaki kadında bu tavrı gördüklerinde eşlerini bırakmazlar. Siz de bırakmayın ve ona dört elle sarılın. Net. Peki, teşekkür ediyoruz. Program başında söylediğim gibi lütfen hikayeleri dinlerken yargılamadan, aa bu da ne yapmış demeden, bak ne diyoruz? Düşmem dersin, düşersin. Şaşmam dersin, şaşarsın. Hepimiz hikayelerden ders çıkarıyoruz. Yani şu anda rejiye öyle telefonlar geliyormuş ki sevgili seyircilerimiz, tek tek onları canlı yayına bağlanacağız. Bakın neler oluyor. Alo, dinliyoruz sizi. Hoş geldiniz. Alo. Alo. Efendim, canlı yayındasınız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba Nur Hanım. Merhaba Adil Bey. Merhaba. Merhabalar, buyurun. Merhabalar, ben Erzurum'dan arıyorum. Evet. Şöyle söyleyeyim, ben Almanya'dan Erzurum'a gelin geldim. 6 yıllık evliyim, 2 tane çocuğum var. Allah bağışlasın. Ve son, sağ olun, Allah razı olsun cümlesini. Son 4 yıldır eşim sürekli sosyal medya üzerinden aldatıyor. Ve son 1,5 yıldır da devam ettirdiği bir, hani onlara göre bir ilişki değil. Arkadaşlık. Bu sosyal medyada bir oyun var, okey, biliyorsunuzdur. Tamam, peki. Oradan tanışılmış, son 1,5 yıldır devam ettirdi ve artık olayı o kadar abarttılar ki sürekli gizli, artık ikinci bir telefon ortaya çıktı eşimden. Hani boşanmak istediğimi artık söyledim, ben çekmek istemediğimi söyledim. Ne dedi? Beni tehdit ediyor. İşte çocukların velayetine notere gidip imza vereceksin. Velayetini istemiyorum diye. Peki böyle ilişkiniz ne durumda şu anda? Siz ne düşünüyorsunuz? Ayrılmakta kararlı mısınız? Uzmanımıza ben sormak istediğiniz soru nedir? Çünkü artık ben kendim tiroid kanseri hastasıyım. Ah, çok geçmiş olsun. Radyoterapi görüyorum. Hani moral çok önemli. Her şey çok önemli şu anda. Doğru. Çok doğru. Öyle. Çok geçmiş olsun. Şu an adil, sağ olun. Allah'tan olsun. Size şifa diliyorum. Bakın her şeyi bir kenara bırakın. Dünyada tek önemli olan şey sağlık. Sağlık, doğru. Ötesi yalan. Gitsin. Gidiyorsa gitsin. Evet. Ama evet. Siz kendinizi ve evlatlarınızı düşünün. Şimdi sorunuzu alalım. Adil Bey'le sizi baş başa bırakayım. Evet, buyurun. Adil Bey'e sormak istediğim, çok kafam karışık ve ne yapmamı önerirsiniz? Peki, teşekkür ederiz. Şimdi sizin, geçmiş olsun öncelikle, eşinizin üslubu çok yanlış bir üslup.
notere gideceksin, of, of, imza vereceksin gibi bir şeyler söyleyen bir adamla ilişkiyi devam ettirmek sağlıklı değil. Hiçbir şekilde. Onun için burada ne kadar bu rahatsızlığınızın üzerine gelmiş olsa bile, çünkü hayatta var ya bir şey diyeyim mi? Zorluklar hep üst üste gelir. Bu hayat böyle bir şey. Üst üste gelir, bir düğümlenir, o tünelin ucunda ışığı gördüğün anda da bir aydınlığa çıkarsın. O yol yakın, buna eminim. Dolayısıyla siz burada gereken boşanma işlemlerini zaten kafanıza koymuşsunuz. Kararlılığı aldım ben ses tonundan. Yapın ve yolunuza devam edin. Çünkü noter falan gibi laflar eden bir adamla zaten evlilik sürmez. Evet, bir de şunu düşünmek lazım. Her zaman yere tam ayaklarınla basmadan yüksek bir sıçrayış yapamıyorsun. Bravo, çok güzel. Sen şu anda bravo, şunu bravo. Şey gibi düşün. Evet, dibe vurdun ama çıkacağım. Evet, kalkacağım. Aynen, güçlüyüm. Aynen. İnsan tiroid kanseri şurası niye bozuluyor? Evet, söyleyemediklerin, yutkundukların, dile getiremediklerin için. Tabii, doğru. Allah'ım şifa versin size, amin, inşallah. Amin.